sonsuz ihtiyacımız var. Sonsuz bir de kudret sahibi var. O yüzden biz de sonsuz sayısız şeyler talep edip duruyoruz Allah Azze ve Celle'de kulluğun gereği olarak. Yalnız bu talepler içerisinde çok manidar bazı dualar ettiğimiz de oluyor. Mesela diyoruz ki bu rızık duasını okuyan parayı koyacağı yer bulamaz. Gerçi bazılarının bu duaya ihtiyacı yok ama. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Şimdi herkes dersi bırakıp şeyi düşünüyor değil mi? Hangi dua bu ya değil mi? Bütün dersi anlatacağız bitecek. Ders sonu böyle gelecekler. O başta söylediğin dua hangi duaydı senin? İnsanın aklı oraya gidiyor. Biz Allah Azze ve Celle'den bu tür şeyleri de talep ediyoruz. Neden talep ediyoruz? Çünkü bu söylediğim şeylere benzer sahih rivayetler de var. Biz Allah Azze ve Celle'den istiyoruz, istiyoruz, talep ediyoruz. Ama duanın sonunda bir bakıyoruz diyoruz ki ya benim istediğim gelmedi ki bana diyoruz. Sanki pizza sipariş ediyoruz değil mi? <laughs> i̇stediğim pizza gelmedi der gibi. Ondan sonra ne oluyor insan? Bir hayal kırıklığına, kulluğunda bir düşüş yaşamaya doğru bir yere gidiyor. Şimdi biz aslında kendi yaptığımız duayı kendi dilimizle iptal ediyoruz. Neden böyle oluyor? Çünkü biz duanın hakikatini unutuyoruz. Bir market kasasında sipariş verir gibi dua ediyoruz. Ama duanın altında başka bir sır, başka bir esrar, başka bir püf nokta var. İşte burası bilinmeyince benim ettiğim dualar neden bana gelmiyor? Neden kabul olmuyor diye şüpheler başlıyor. Biz duayı dünyevi arzuların ilanı şeklinde görüyoruz ama duanın altında daha sırlı başka bir hakikat var. Mesela şöyle bir şey sorsam size. Ramazan ayına da yaklaşıyoruz. Bir insan 40 gün aç kalsa oruç tutmuş olur mu? Hayır. Olmaz değil mi? Neden? Çünkü açlığın önünde, arkasında, evvelinde başka bir niyet hali olacak. Ondan sonra senin açlığın makbul olacak. İşte bizim de dualarımızın o karşılığının bulunamamasının sebebi o duanın önünde bilmemiz gereken başka bir püf nokta var. Bakın, birçokları biraz sonra okuyacağımız şu meseleyi bilmediğinden dolayı ne oluyor biliyor musunuz? hadislerden, rivayetlerden haşa Efendimiz Aleyhisselam'dan şüphe eder hale geliyor. Niye? Çünkü Selefi Salihinden az önce söylediğim tarzda çok fazla rivayetler var. Şu duayı okursanız bunu bulursunuz, bunu elde edersiniz. Korku size ilişmez, fakirlik size ilişmez diye çokça rivayetler var. E insan açıyor elini aynı duayı ediyor. Daha sonra ne oluyor? Ya bu benim duam niye bana gelmedi diyor. Bu sefer şüpheye düşüyor. Ben bu şekilde birkaç tane rivayet okuyayım. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimizin şu duayı kendisine öğrettiğini anlatır. Uhud dağı kadar borcun olsa da bu duaya devam edersen Allah Teala sana o borcu ödemen konusunda yardım eder. Hangi dua olduğunu okumayacağım. <laughs> Onu siz bulun. Şimdi böyle bir rivayet, sakih rivayet. Bizler de çokça denk geliyoruz. Veyahut Hazreti Muaz'ın rivayet ettiği bir meseleyi bahsedelim. Resulullah Aleyhisselam buyurdular ki, Akşamdan abdestli olarak temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah'tan dünya ve ahiret için hayır talep eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin. İddiaya bakar mısın? Bak bunları yapan Allah ne dilerse verir diye bahsediliyor. Çok ciddi bir iddia değil mi? Bir tane daha okuyayım. Hazreti Ali'nin anlattığına göre bir mukatep ona gelerek kitabet borcumu ödemekten aciz kaldım bana yardım et dedi. Hazreti Ali Efendimiz ona şu cevabı verdi. Sana Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam bana öğretmiş bulunduğu bir duayı öğreteyim. Onu okuduğun takdirde daha kadar borcun da olsa Allah onu sana bedel eder ve öder. Şimdi nasıl rivayetler? Çok kuvvetli rivayetler değil mi? Rivayete bakıyoruz. Daha sonra da bu duanın neticesine niyet ederek okuduğumuzda o neticeyi elde edemeyince ne oluyor biliyor musun? Duadan şüpheye düşüyoruz. O duayı rivayet edenden şüpheye düşüyoruz. Ardından ne oluyor? Diyoruz ki yahu acaba İslam'da bir yanlış mı var diye Şüphelerimiz daha derin şekilde devam ediyor. Ve devamında ne oluyor? İnsan şirke kadar bir yolculuk gidiyor. Zaten ibadet ibadettikten çıkıyor. Neye dönüşüyor? Bir de zarara dönüşüyor. Şimdi ben Risale ilk okuduğum dönemlerde diyordum ki yani dua bahsi Risale Nur'da çokça var ama dua bizim bildiğimiz tarzda imanın bir erkanı, bir esası değil. Acaba diyordum Risale Nur'da bu kadar dua bahsi neden geçiyor diyordum. Sonra bir gün bir adamla denk geldim. Adam Allah'ı inkar ediyor. Sebebini sordum. Neden inkar ediyorsun dedim. Ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki ben Allah'tan dua ettim. Allah da duamın karşılığını bana vermedi. Bu yüzden dedim ki meğer böyle bir yaratıcı haşa yokmuş dedim inkar ettim. Anladınız mı neden önemli olduğunu dersin? Yani bu noktada insan bu olayın biraz sonra anlatacağımız hakikatini yani püf noktasını bilmediğinde başlıyor. Diyor ki demek ki bu duada problem var. Duayı rivayet eden de problem var. Haşa İslam'da problem var. Bu sefer ne oluyor? Şüpheye düşüyor. E hangi şüphe durduğu yerde kalmış ki? Böyle aç bir sırtlan gibi şüphe kemirip durur imanı. Ardından Allah muhafaza etsin hepimizi. Nereye gidiyor iş? şirke kadar gidiyor değil mi? Şimdi biz bu noktaya bir bakalım. En çok ettiğimiz duadan başlayalım. Nedir en çok ettiğimiz dua? Rızık duası. Ana konumuz olsun mu? Rızıktan örnekleyelim. Çünkü insanın rızkı hakikatte alacağımız lokma sayısına kadar belli olmasına rağmen sebepler planında tesadüflere bağlı gibi gözüküyor. Neden öyle gözüküyor? Çünkü biz o rızkımızı kovalayalım, nerede olduğunu bilmeyelim ki sürekli dua dua Allah'a yakaralım diye. Yoksa sürekli rızık benim önüme gelse biz dua eder miyiz? Etmeyiz. Mesela sağlıklı iken sağlığı için dua eden çok azdır. Ama hasta olduğunda mesela az önce bir arkadaşım ameliyat oldu. Başı ağrıyormuş 4 gündür. Ya buna bir dua yok mu dedi. Nerede aklına geldi o dua? Hasta olduğunda geldi. Şimdi o yüzden rızık bizim en büyük dua kapılarımızdan bir tanesi. Çok ilginç bir olayla başlayalım. Rızık duası rızık için yapılmaz. Garip oldu değil mi? E i̇nsan merak ediyor. Ne için yapalım şimdi? Şifa için mi yapalım rızık duasını? Hayır hayır öyle değil. Başka bir olay var. Senin o an rızıksız kalman demek, rızık duasının vakti girdi demektir. Demek ki duada bilmemiz gereken bir tabir var. Duanın vakti tabiri. Şimdi ben namaz kılacağımı güneşe göre tayin ediyorum değil mi? Peki tam böyle hava kararmaya başlarsa hangi namazın vaktidir? Akşam namazının vakti geldi demektir. Ben de o esnada namaza durup dua ediyorum. Doğru mu? Peki ben o namazı kılma sebebim şu mudur acaba? Allah'ım akşamı getirme, güneş benden ayrılmasın. Bu mudur? Hayır, hayır. Güneşin batması nasıl ki akşam namazının vakti girdi demek oluyorsa rızkın elinden çekilip gitmesi de rızık duasının vakti geldi demektir. E o zaman az önceki e bunu yaparsan rızık da gelir sana gibi rivayetleri nereye koyacağız? Birazdan onlara eşantiyon diyeceğiz ama rızık duası bizzat rızkın gelmesi için yapılmaz. Peki ne için yapılır? Hadi okuyalım bakalım. Bismihi Sübhanehu. 17. lem'a, 13. nota, 2. mesele. Ubudiyet, emri ilahiye ve rızayı ilahiye bakar. Ubudiyet kulluk demek değil mi? Apt olmak, kul olmak demek. Bugün kulluğun olmazsa olmaz bir argümanı da dua. Oradan başladık. Ben rızık duası istiyorum. Onu konuşmaya başladık. Şimdi ilk cümlede şunu söyledi. Bir insan ubudiyeti ne için yapar dedi Salih? Allah'ın rızası için yapar dedi. Demek ki ubudiyetin bir argümanı duaysa, ben duayı ne için edeceğim akif? Allah'ın rızasını kazanmak için devam edelim. Ubudiyetin dâisi, emri ilahi ve neticesi rızayı haktır. Şimdi ben ubudiyete başladım. Mesela kulluk, dua etmek değil mi? En büyük ubudiyetin bir tanesi. Ben duayı elime açtığımda bir tane sebep var. Nedir o hakiki sebep? Allah'ım sen böyle yapmamı emrettin. Peki onun neticesinde rızık mı bekleyeceğim? Hayır. Neticesinde de Allah'ım sen bu kulluğumdan, amelimden razı oldu mu onu bekleyeceğim. Demek ki kulluğun kulluk olması için tek bir şart var. Emredildiği için yapmak demek. Yoksa eğer emredildiği için yapmazsan sen bu kulluğun ruhunu iptal etmiş, öldürmüşsün demek. Nasıl böyle sütü neyle mayalarsın? Yoğurtla mayalarsın değil mi? O maya olmazsa yoğurt olur mu o süt? Olmaz değil mi? Bu işin mayası nedir? Ya Rab sen emrettin ya ben onun için yapıyorum demek. Demek ki bu işin ruhu Ya Rab sen emrettin ben bu yüzden sana dua ediyorum. Rızıksızlık değil benim sebebim. Şimdi dünyada insanın doyamadığı, en yakını kimdir? Annesidir değil mi? Ama bir insanın annesinden ruh çıkınca, ceset halinde kalınca kokmasın diye gömecek yer arar. Bak en sevdiğin kişiyi ruhu çıktığında ne yapıyorsun? Kokmasın diye gömecek yer arıyorsun. Aynı şekilde senin kulluğunun ruhu çıkarsa, yani Allah'ın rızası için değil de başka eşantiyonlar, başka argümanlar için yapmaya başlarsan senin kulluğun kokmaya başlar. Ve ne olur biliyor musun? Sen hayır ve sabah işledim zannedersin, bir de Hafizan Allah, günaha belki belki benim bu taleplerim bana gelmiyor diye şirke düşmeye kadar hafizan Allah gidebilirsin. Ve ne olur senin amelin? Ruhu çıkınca leş olur, kokar, kalır. Evet devam edelim. Semeratı ne ve demek semeratı? Meyvesi, neticesi neyin neticesi? Kulluk dedik, kullar örnek olarak da duayı aldık. Demek ki duanın neticesi evet. Semeratı ve fevaidi uhreviyedir. Senin yaptığın duanın semeresi yani neticesi rızık mıdır? Hayır. Uhrevidir. Ben duayı neresi için yapıyorum Salih? Ahiret için yapıyorum. Şimdi ben elimi açıp duayı dünya için yapsam vay haline derler o adama. Devam edelim. Fakat ille gaye olmamak yani ben elimi açtığımda bir şeyler Allah'tan talep ediyorum ya Allah bana sağlık ver, huzurlu ver. Bunlar temel sebep olmamak şartıyla evet hem kasten istenilmemek şartıyla dünyaya ait faydeler ve kendi kendine tereddüp eden ve istenilmeyerek verilen semereler Dikkat edin istenilmeyerek verilen meyveler evet Ubudiyete münafi olmaz Allah Azze ve Celle bir duamın karşılığında bana sağlık verir mi? Verir Mutluluk verir mi? Verir Mal mülk verir mi? Verir Hayırlı bir eş verir mi? Verir Ama bunlar nedir? Asıl sebep midir? Bunlar eşantiyondur Sen bizzat bunlara talip olarak dua etsen Ettiğin duayı iptal etmiş olursun. Çünkü duanda tek bir şeye talip olman lazım. Başı Allah'ım sen emrettin, sonu Allah'ım sen razı mısın? Şimdi anahtar cümleyi soralım. Az önce birçok dualarda eşantiyon dediğimiz güzellikleri Allah Azze ve Celle veriyor. Sağlık veriyor, huzur veriyor, para veriyor, mal veriyor, mülk veriyor, hayırlı iş veriyor, hayırlı iş veriyor. Şu soruyu soralım. Ya Rab madem bunlar temel olarak istenilmez, madem öyle sen bunları neden veriyorsun? Soralım mı? Soralım. Haydi bakalım cevabını alalım. Belki zayıflar için müşevvik ve mürekkih hükmüne geçerler. Niye veriyormuş biliyor musun? Bizim gibi zayıf insanları teşvik etsin diye. Ubudiyet ne demekti? Kulluk. kulluk. Bakın kulluk tabakalar halindedir. Şimdi biz bazen bu yanılgıya düşüyoruz değil mi? Mesela bir sahabe hayatı okuyoruz. Esad bin Zürare'nin hayatını okuyoruz. Sonra diyoruz ki herkes böyle olsun. Ya olamaz. Herkes öyle olamaz. Niye olamaz? Kulluk tabakalar halindedir. Ve Üstad Hazretleri der ki yüzde sekseni de avamdır der. Yani tam temel sebeplerini bilmezler. Şimdi mesela kul başta namazı başlar. Daha sonra namaz kılarken işleri yolunda da gider. Bunu başlangıçta birbirinden ayırabilir mi? Ayıramaz. Bakar ki namaz kılar, işleri yolunda gider, bereket gelir, huzur gelir. Daha sonra bunu ayırmaya başlar ve ne yapar? Rotayı düzeltir. Der ki ya Rab senin bu verdiğin güzellikler var ya. Bunlar bana eşantiyon ben bunu anladım. Ama sen bunları bana vermesen bile ben o asla vazgeçmeyeceğim. Demek bu ne meselesi? Bu bir tabaka meselesi. Allah Azze ve Celle herkesin kulluğu bir olmadığından dolayı insanın duasının, namazının karşılığında başta eşantiyon verir mi? Verir. Ne için verir? Teşvik olsun diye verir. Şimdi soralım. Sizler günlük okuma yapan, namaz kılan değil mi? Orucunu tutan insanlarsınız. Hepiniz arkadaşımsınız benim. Ben tanıyorum hepinizi. Peki hanginiz bu davaya bizzat olayın hakikatine muttali olarak, olayın keyfiyetine muttali olarak girdi buraya. Hiçbirimiz. Ne oldu biliyor musunuz hepimizin hayatında? Bir tane arkadaşımız vesile oldu. Vesile olurken bize bir cazibe alanı oluşturdu. Dedi ki bak bu İslam'ın şuyu güzel, buyu güzel, namazın oyu güzel, buyu güzel dedi. Biz de o cazibe alanına kapılarak girdik. Şimdi bu yüzden dolayı kul suçlu olur mu? Olmaz. Allah azze ve celle bunlara ne işi müsaade ediyor başlangıçta? Teşvik olsun diye müsaade ediyor. Bakın, üstad hazretlerine ilk dönem yardım edenler ne diye yetmiş biliyor musunuz? Demişler ki bu gariban hocaya yardım edelim demişler. Hatta yanında birçok ne var? Katip vardı. Böyle sürekli yazda bunlar. Niye etmişler biliyor musunuz o yardımı? Ya Üstad Hazretleri yarım ümmi yası iyi değil. Bu gariban hocaya yardım edelim demişler. Bakın ve bu üstadın çok hoşuna gitmiş. Neden hoşuna gitmiş biliyor musun Halis? Çünkü bizzat hakikati görerek bir insan bu davaya muttali olsa onun imtihanı başka olur. Çok ağır olur. Üstad Hazretleri hatırada diyor ki Kardeşlerim sizlerden gelen hizmetler bana çok ağır geliyor ve dokunuyor. Sadece bayramın hizmeti bana dokunmuyor. Çünkü bayram bana hizmet ederken bu gariban hocaya hizmet edeyim diye hizmet ediyor. Ama sizler benim ve bu davanın hakikatini bildiğinizden dolayı hizmet ediyorsunuz ve bu yüzden bana ağır geliyor diyor. Şimdi bir insan bu davanın hakikatini, makamını bilse talebi de değişir. Ve ne olur o talep değişse belki onun kulluğuna zarar gelir. Zübeyir abi ne diyor biliyor musunuz bir yerde? Ben diyor tanıdıklarımdan alışveriş yapmam diyor. Şahsi alışveriş. Çünkü beni tanıdığı için bir insan aldığım ayakkabıyı ucuza verir de orada davamı satarım diye korkarım diyor. Neden? Çünkü onun ücretini dünyada değil ahirette bekliyor. Yani Zübeyir abinin buradaki tavrı başlı başına bize olayı anlatıyor aslında. Yaptığı kulluğun neticesini ahirette bekliyor. Yaptığı kulluğun sebebi Allah emrettiği için neticesi de Allah benden razı mı talebidir? Başka bir şey yok. Allah Azze ve Celle bizler gibi normal sıradan insanların duasında başlangıçta şevk olsun, teşvik olsun diye eşantiyonlar verebilir. Bakın biz Risale-i okurken de böyle çok hadiselere denk geliyoruz. Üstad Hazretleri diyor ki, Nurları okuyanın maişetinde, geçiminde bolluk olur diyor. Dünyada kalbinde huzur ve ferah olur diyor. Olmuyor mu? Geçimimizde de bolluk oluyor. Ben burada çok arkadaştan tanık oluyorum. Diyor ki, Haftalardır nasıl olduğunu bilmiyorum ama cüzdanımdaki para aynı diyor. İnanın bakın çok denk geliyorum burada. Bazı arkadaşların başına bir bomba düşmemiş, bir füzeye kafa atmamış, bir ok almış, bir ejderha onu bir yerde sıkıştırıp ısırmamış, bir ok almış başına gelmeyen. Ama adam bana diyor ki ben huzurluyum diyor. Ruh asude diyor. Şimdi bu neticeleri görüyor muyuz? Görüyoruz. Biz bunu da anlatıyoruz değil mi? Diyoruz ki bakın bu dairede samimi sevmek var, menfaatsiz sevmek var. Gene olaya şahidim arkadaşımız anlatıyor bizim. Ben samimi, menfaatsiz sevmeyi bu dairede gördüm diyor. Bunlar eşantiyon değil mi? Demek ki belli bir makama, tabakaya gelene kadar bunlarda problem yok. Neden yok? Çünkü herkes hakikati çıplak karşılayamaz. Herkes hakikati çıplak sindiremez. Herkes hakikati çıplak sindiremeyeceğinden Allah Azze ve Celle bize bu eşantiyonları veriyor. Ama bir şartla. Bu verdiğim eşantiyonları asıl maksat yapamazsın. Verdiğim eşantiyonlar için bana namaz kılamazsın. Verdiğim eşantiyonlar için elini açıp dua edemezsin. Edersen kulluğunu iptal ederim diyor. Zaten menfaat değil mi? Sizin de hoşunuza gitmez. Şimdi mesela Burak ben burada seninle muhabbet ediyorum. Üç günlük dostum. Üç gün sonra anlıyorsun ki bu Mehmet senin kolundaki saati senden alabilmek için seninle dostluk etmiş. Yıkılırsın değil mi? Ya Allah Allah samimi sevdim demişti. Çay ikram etmişti. Ya gece üşüdün mü demişti. Hırkasını vermişti. Ya meğer benim saatim için bana dostluk yapıyormuş. Sen niye buna darılıyorsan Allah Azze ve Celle de o yüzden menfaatli kulluktan hoşnut olmuyor. Demek ki ben o saati esas maksat yapsam bana darılır mısın? Darılırsın. Peki üç gün sonra sen beni çok sevdin. Ya Mehmet şu saati al da hediye olsun. Der misin? Dersin bunda problem var mı? Niye problem yok? Çünkü verdiğin saat eşantiyon oldu. Gaye yapsaydım, ya bu adamı şu saati nasıl alırım? Sen bunu anladığın anda bana çok darılırdın. Ya bak o kadar saf bir dostluk sunduğunu zannetmiştim. Meğer kolumdaki saati çıkarmak için yapmış. Sen niye bunda darılıyorsan Allah Azze ve Celle de bu yüzden hoşnut olmuyor. Ama eğer hoşnut etsen de seni eşantiyonlara boğuyor. Şimdi yemekte asıl maksat nedir? Vücudu beslemektir. Kaç tane insan tanıdığınız var? Bütün yediklerini sadece beslenmek için yiyor. Tuz yemiyor. Şeker yemiyor. <laughs> yani şu an bakıyorum da örnek yok yani değil mi? Yağlı yemiyor. Var mı Ömer öyle bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Muhammed var. <laughs> Muhammed kilo kaçtı? 135, 135 bak işte örnek yani tuz yok şeker yok. Hangi tanıdığınız var? <laughs> Mesela biz biliyoruz değil mi yemeğin asıl maksadı nedir? Beslenmektir. Ama biz o lezzeti de eşantiyon olarak kullanıyoruz ki sağlıklı beslenebilelim diyor. Şimdi Allah Azze ve Celle de bunu bildiğinden vitaminli elmayı bize lezzetli bir şekilde sunuyor. Demek ki Allah Azze ve Celle yeryüzünde yarattığı nimetleri ne yapıyor? İçine ilaç koymuş ama dışına çikolata sürmüş. Niye? Sizin şevklenecek bir sebebe ihtiyacınız var. Ben de size o sebebi yaratıyorum demiş. Çünkü tekrar söyleyeyim Allah'ın rızasını saf şekilde almak her yiğidin harcı olmadığı için Allah Azze ve Celle hakikatleri bize eşantiyon ikramlarıyla veriyor. Yoksa bizim gibi zayıf insanların gücü biter, şevki kırılır bu davaya takat yetiremez. Allah Azze ve Celle de bizi iyi tanıdığından duaların yanında faydaları veriyor. Ama sen o fayda için dua etsen duan ve kulluğun iptal oluyor. Eğer o dünyaya ait faydeler ve menfaatler o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz'ü olsa... Bakın illet olsa evet. O ubudiyeti kısmen iptal eder. Benim duamda gelecek eşantiyonlar ne olursa iptal olur illet olursa. Bakın şimdi iki tane kelime çalışacağız. Biri illet, asıl sebep, amaç, hakiki sebep, öbür kelimemiz de hikmet. Hikmet faydaları gözeterek iş yapmak demek ama bugün eşantiyon diyeceğiz hikmete. Tamam mı? Bugün illete amacımız, asıl sebep diyeceğiz. Hikmete ne diyeceğiz? Eşantiyon, eşantiyon diyeceğiz. Yolculukta, seyahatte dört rekat olan farz namazları ikiye düşer değil mi? Allah azze ve celle ikramda bulunur. Şimdi o farz namazının iki rekata düşmesinin bir illeti vardır bir de hikmeti vardır. İlleti bizim seferi olmamız, yolcu olmamızdır. Hikmeti nedir? Hikmeti ise meşakkatidir. Yolun zorluğudur. Biz bunları birbirine karıştırırsak ne olur biliyor musunuz? Bugün bir maden işçisi bir yolcudan daha yorucu bir iş yapıyor bence. Bu sefer maden işçisi der ki o zaman benim de günüm çok meşakkatli geçiyor. Ben de namazı iki rekat kılayım der. Hayır, hayır, hayır. Kılamazsın. Niye kılamazsın? İlleti. Yani asıl sebebi yolculuktur. Hikmeti ancak, eşantiyonu ancak meşakkattir. Bu yüzden biz böyle muamelede bulunuyoruz. Anlıyor musunuz? Domuz kesildiği an mikrop üretmeye başlar. Kesildiği anda. Bizim domuzu yemememizin illeti, asıl sebebi Allah'ın yasaklaması. Hikmeti mikrop üretmesi. Biz bunları karıştırırsak adam ne der biliyor musunuz? Tamam ben domuzu keser kesmez şoklayayım o zaman yiyeyim der. Yiyemezsin. Çünkü domuzun mikrop üretmesi hikmetidir. Asıl illeti nedir biliyor musun? Allah'ım sen haram kıldın ya benim için yeterli. Ama bu ne istiyor? Bir mertebe istiyor. Şimdi bizler namaz kılıyoruz. Neye göre kılıyoruz? Ezan okunmasına göre kılıyoruz. Namaz kılmamızın ezan okunması hikmetidir. Namaz kılmamızın illeti ise vaktin girmesidir. O yüzden vakit girdiğinde biz ezan sesini duymasak bile o namazı kılabiliriz. Anladınız mı? İllet nedir? Asıl sebep, asıl gayedir. Hikmet nedir? Yanındaki eşantiyonudur. Şimdi soru geliyor. Duada illet nedir? Rıza ilahi. Duada illet, asıl gaye nedir? Elimi açtım, dua edeceğim şimdi. Namazdan sonra etmiyor musunuz? Ne diyorsunuz? Açtım elimi, dua edeceğim. Yakaracağım Allah. Allah'ım sen emrettin, o yüzden dua ediyorum. Peki bunun yanında bana güzellikler verirse nedir bu? Eşantiyondur. Ama istenilmez. Belki verilir. Başında musibet var. Çocuğun hasta oldu. Sen hasta oldun. Dükkan battı. Başladın duaya. Allah'ım rızıktan gittik rızıktan devam edeyim. Dükkan battı mı? Battı. Geçim darlığına düştün mü? Düştün. Borçlar üst üste bindi mi? Bindi. Musibettir. Başladın duaya. Açtım elimi ne diyeyim? Allah'ım bana para ver. Böyle mi başlayayım? Hayır, hayır, hayır. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz o an musibet kalksın diye dua etmeyeceğiz. Biz başımıza bir musibet gelmesiyle, geçim darlığına girmemizle duanın vaktinin geldiğini anladığımızdan dolayı dua edeceğiz. Ben açtım elimi, Allah'ım para ver, para ver, para ver. Ne oldu biliyor musun? Senin saat olayı gibi oldu. Ben Allah'a değil, menfaatime dua etmiş oldum. Allah bundan hoşnut oluyor mu? Olmuyor. Bu yüzden de o duanı iptal ediyor, yok ediyor. Allah'ın rızası olmadığından o dua ruhsuz bir ceset gibi kokmaya başlıyor. Şimdi şunu da anlamak lazım. Allah azze ve celle bir musibet gönderdiyse, sebepleri kullandıktan sonra kalbimize şunu dememiz lazım. Demek ki Allah azze ve celle bu musibeti göndermiş, beni böyle görmek istiyor. Demek ki burada duanın vakti girmiştir. Tam burada ibadetin kalitesini ne belirliyor biliyor musunuz? Sen orada kendini ne kadar aciz hissediyorsan dua ederken demek ki senin dağının içinde o kadar altın var demektir. Niye musibet gönderiyormuş biliyor musun Halis? Şimdi normal zamanlarda dua ettiğimizde nasıl ediyoruz? Şu elimizde dua, bu elimizde telefon dua ediyoruz. Bir Mevla'ya, bir Leyla'ya böyle dua ediyoruz değil mi? Ama böyle bir hastalığa düçar olduğunda ne oluyor? Ya Rab! Böyle ciğerden dua ediyorsun. Allah Azze ve Celle sen o hali her zaman yakalayamayacağını bildiğinden ve o hali yakalamayı istediğinden senin isteğini yaratıyor, sana yardımcı olmuş oluyor. Ama bizde ne oluyor? Rızkı görmeyince diyoruz ki, demek ki benim duamı kabul etmedi diyoruz. Ama sen demek ki duayı yanlış ediyorsun. Rızık gittiğinde dua rızık için edilmez. Demek ki duanın vakti girdi dersin, Allah'ı razı etmek için edersin. O esnada az önceki sahih rivayetlerde okuduğumuz şekilde Allah rızkını borlaştırırsa buna ne dersin? Eşantiyon dersin. Buna esas maksat yaparsan ne olur biliyor musun İsmail? Rızık gelmeyince küsersin. Duayı kesersin. Bakın Risale-i bir cümle geçiyor. Diyor ki مَالِكُ mülki يَتَسَرَّفُ fi مُلْكِهِ كَيْفَ يَشَاءُ Ne demek bu? Mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasıl isterse. Keyfe nasıl demek? Yaşa abi dilediği gibi demek. Yani mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Demek o an senden de o kulluğu görmeyi diliyor ve o şekilde tasarruf ediyor. Bakın bir uç örnek verelim ki böyle konular anlaşılsın. Allah niye beni aciz bırakıyor bu konu anlaşılsın. Yusuf aleyhisselam deyince hangi hadisesi gelir aklınıza? Kuyudaki hali. Çocuktu değil mi? Ufaktı. Kuyuya atıldı mı kardeşler eliyle? Atıldı. Ne oldu? İnim inim inledi orada. Şimdi bakın bir peygamberden bahsediyorum hem de Böyle yüzü o kadar güzelmiş, kendi o kadar güzelmiş ki herhalde o böyle bir gülse güneş utanıp geri sönermiş. Öyle bir güzellikte peygamber efendimiz, Yusuf peygamber. Allah'ın içinizden birini Yusuf peygamber kadar sevme ihtimali var mı? Yok ya. Allah'ın en sevgili kullarından bir tanesi. Peki soralım. Yusuf peygamber Allah'ın en sevdiği kullarından bir tanesiyken daha çocuk yaşta kuyu da inlemeye başlamış. Seven sevdiğine böyle eder mi? Soralım. Ya Rab seven sevdiğine böyle eder mi? Senin aziz kulun olan Yusuf peygamber ne oldu da kuyu da inliyordu acaba? Ya Rab bunun illeti neydi? Bunun hikmeti neydi? Neydi biliyor musunuz? Melekler diyormuş ki Ya Rab sen Yusuf'u biraz daha inlet. Biz Yusuf'un orada ettiği dualar kadar daha güzel bir manevi lezzet daha önce hiç duymadık diyormuş. Demek orada amaç neymiş? Sen sıkışacaksın, presleneceksin, içinden kulluğun özü çıkacak. Yani dua çıkacak ve diyeceksin ki Ya Rab senin için, sen emrettiğin için, senin rızan için senin dergahına geldim sığındım diyeceksin. Musibetler dergahı ilahiyeye davet eden kader kamçılarıdır. Masum bir yavrunun annesinin şefkatli sinesine korkarak yapışmasıyla yanında sıradan şekilde oturması bir olur mu? Olmaz. Bir kulun kuyuda inleyip dua etmesinin keyfiyeti kalitesiyle sıradan elini açıp dua etmesi bir olur mu? Olmaz. İşte biz Allah'ım bize o derin kulluğu ver diyoruz. Allah Azze ve Celle de bizde o kabiliyetin olmadığını biliyor. Bu yüzden arada bizi kuyulara atıyor, zindanlara atıyor ki bizden kulluğun özü olan o dua çıkabilsin diye. Devam edelim. Belki o hasiyetli virdi, akim bırakır, netice vermez. Ne yaparsam o duam netice vermez. Ben Allah'ın rızasından uzaklaşıp eşantiyonlar için istersem o duam netice vermez. Şimdi bir tanesi bir kitap almış. İşte içinde de bu sahih rivayetler var şu kadar dua ederseniz rızık, bolluk, bereket, hayır, çocuk, eş. Daha sonra bu ettiği dualar karşılık bulmamış ve bunun karşılığında asıl o duayı talep ettiği için ne gitmiş? Kulluk gitmiş kulluk. Çünkü biz ne diyoruz? Niyet ettim Allah rızası için diyoruz. Ama Allah'ın rızasına değil de o eşantiyonlara talep ettiğinde ya bu rivayetler sahte mi? Bu din sahte mi? Bana bunları nakleden sahte mi diye insan şüpheye düşüyor. Hayır hayır onlarda bir sahtelik yok. Sahtelik nerede biliyor musun? Senin dua etme şeklinde bir sahtelik var. Allah da o sahtelikten razı gelmediğinden dolayı onun karşılığını alamıyorsun. Şimdi ben bir gün bir zamanlar biriyle konuştum. Muhabbet ediyorum dedi ki 10 numara namaz kılıyordum. Duydunuz mu o cümleleri? Ya yürüyerek umreye hacca gidecektim falan. 10 numara Müslümandım. Benim duaları görsen bir saat dua ediyordum diyor. Bakın çok zor bir şeydir. Bir saat dua ediyorum diyor. Ama bunların karşılığını göremeyince anladım ki boş işmiş bunlar diyor. Haşa. Dedim ki sen mesela namaz kılarken, dua ederken niyet ettin değil mi? Öttüm ettim hocam dedi, etmez miyim ya? Ne diye niyet ettin dedim? Allah'ın rızası için niyet ettim. Dedim işte sen niyeti yanlış etmişsin dedim. Nasıl ya dedi? Sen diyecektin ki Allah'ım bana para vermen için ben namaz kılıyorum ya dedi öyle dua olur mu dedi ya? Öyle niyet mi edilir dedi? E madem öyle niyet edilmez, madem niyetin Allah'ım sen razı olsa neden onlar gelmeyince hemen Allah küstüyorsun? Demek ne olmuş biliyor musun? Allah için değil, menfaati için. Yoksa sonunda Allah'ın rızası olup olmadığını nasıl anladın? Diyor öyle diyor ya. Sonunda istediğimi elde edemedim diyor. Ama başta hani Allah'ın rızasını istemiştin? Elde edip edemediğini nereden anladın? Belli değil. Demek ki asıl niyeti o olmamış. Ne olmuş? Allah'ım bana güzel bir iş verirsen ben öyle devam ederim. Şimdi benim bazen öyle muhabbetler duyuyorum. Beni de çok rahatsız ediyor. Ya ben namazımı kılıyorum, işlerimde de yolunda, helalimden bol bol kazanıyorum. Ya ne yani? Şimdi öyle vermese kulluğumu terk edeceksin? Böyle olur mu ya? Hiçbir sahabe efendilerimizin Allah Resulü'nün hayatını hiç mi okumadık yani? ne versen razıyım, budur benim kulluğum diyemedik bir türlü. İşte bu mana anlaşılmaz ise sadece dua iptal olmuyor. Neler iptal oluyor görüyor musunuz? Kulluğun iptal olmasına kadar gidiyor bu hadise. Çok önemli bir ders o yüzden. Çok kemik bir ders işliyoruz burada. Devam edelim mi? İşte bu sırrı anlamayanlar... Hangi sırrı? Şu duanın ne için edildiği sırrını. Evet. Mesela yüz hasiyeti ve faidesi bulunan evrad-ı kutsiye-i şah-ı veya bin hasiyeti bulunan Cevşenül Kebir'i o faidelerin bazılarını maksudu bizzat niyet ederek okuyorlar. Demek ki bunlar ne için bu duayı okuyorlarmış? Bizzat o eşantiyon için okuyorlarmış. Gidiyor mu burada dua? Gidiyor. Daha devam etse kulluk da iptal oluyor mu? O da iptal oluyor. Devam. O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Bakın ibare çok ağır. Hakları yok hakları. Niye hakları yok? Az önce senin saatin amacıyla senle dostluk kurduğumda o saate hakkım var mıydı? Yoktu. Ama seni razı edince hediye olarak taktın mı bana? Taktın. Başta o saati almaya, içten pazarlıklı çıkarlı şekilde sana yanaştığımda başta o saati almaya niye hakkım yoksa burada da o duaların neticelerini görmeye hakları yoktur. Bakın ifade çok acayip, çok acayip. Şimdi gelelim hikayenin başına. E ben burada yazan sahih rivayetleri okuyorum. Ama neticeyi elde edemiyorum. Sen o netice için okuduğundan neticeyi elde etmeye hakkın yoktur. Sen Allah rızası için okuyacaktın. Bizim gibi şevki kırıkları Allah'a eşantiyon dilerse verir. Dilemezse vermez. Bu manayı bilmediklerinden dolayı İslam dairesinden çıkıyorlar. Ne kadar derin bir mana. Devam. Çünkü o faydeler o evratların illeti olamaz. Hakiki sebebi. Evet. Ve ondan onlar kasten ve bizzat istenilmeyecek. Çünkü onlar fazlî bir surette o halis virde talepsiz terettüb eder. Onları niyet etse ihlası bir derece bozulur. Belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer. risale Nur dilinde belki ne demek? Belli ki demek. Yani bir insan bu noktada ısrar etse belli ki kulluk dairesinden de çıkar. Hafizan Allah. Ben sana ısrar etsem ne olur? Ertesi günde gelip gözlüğün için deniyorum. Ertesi günde gelip araban için deniyorum. En sonunda bir patlar mısın? Patlarsın. Bir daha benim senin yanına gelmemem için ne icap ediyorsa onu yaparsın. Anladınız mı? Neden ubudiyette kalamaz böyle de ısrar eden devam eden? Evet. Yalnız bu kadar var ki böyle hasiyetli evradı okumak için zayıf insanlar bir müşeffik ve bir müreccihe muhtaçtırlar. Bu konuyu da yukarıda konuştuk. Evet. O faideleri düşünüp şevke gelip evradı sırf rızâ-i ilahi için ahiret için okusa zarar vermez. Allah böyle de arada veriyor eşantiyon diye aklıma geldi. Sıkıntı var mı? Yok. Ama amacım ne? Allah'ın rızası için ve ahiret için. Ne ahirette? Neticesi ahirette. Bakın bu matematikleri bilmediğimizden kendimizi çok on numara Müslüman zannediyoruz. Daha sonra altın mı olup olmadığını anlamak için mihenk taşına vururlar ya. Bu mihenge bir vuruluyoruz. Diyoruz ki aman ya Rabbi ben nasıl dualar etmişim diyoruz. O yüzden bunları bilmemiz farz bizim farz. Ne farzı? Efraz, efraz. Farz üstü farz. Bilmiyoruz sonra kendimizi on numara kul zannediyoruz. Devam. Hem de makbuldür. Bu hikmet anlaşılmadığından çoklar aktaptan ve selefi salihinden mervi olan faideleri görmediklerinden şüpheye düşer hatta inkar da eder. Duydun mu cümleyi? Bunu bilmediklerinden bu püf noktayı çokları ne yapmış? Selefi salihinden, aktaplardan, kutuplardan gelen rivayetlere ne demiş? Yok ya haşa yalan bunlar demiş. Şüpheye düşmüş. Şüphe durur mu dedik? Sırtlan gibi kemirmeden durur mu? Durmaz. Nereye düşer dedik oradan? İnkara düşer. Bakın insan bu çukura düşer de çukurda olduğunu bilmez. Bu günahtan daha büyük bir şeydir. Bir günahı işlemekten daha kötü bir şey var mı? Var. O günah kuyusunda olduğunu bilmemek. Kendini dünyada mümin gibi yaşıyor zannederken kabirde bir bakarsın kafir gibi muamele görüyorsun. Hafizan Allah. Öyle bir ince mesele. Dersi özetleyip bitireceğim. Duanın en büyük iki tane neticesi vardır. Neticesi, sonucu. Birincisi, duanın en büyük neticesi dua edebilmektir. Senin dua edebilmen başlı başına sevap ve kulluktur çünkü. Duanın neticesi dua edebilmek. İkincisi, kalbine bak şu cümleleri işiteceksin. Şu ıssız, kimsesiz, çaresiz, vefasız dünyada vefalı bir dost bulup onun kapısını çaldım diye kalbin söyleyecektir. Yani Allah'ı refik, elde etmiş olacaksın. Dua'nın bir neticesi budur. Kimsesiz kaldığın dünyada hakiki dost olarak Allah'ı bulmak. Zira öyle demiyor mu Risale-i Nur'da? Dost istersen Allah yeter. Neden yeter biliyor musunuz? Bakın en sevdiğiniz dostlarınıza gidin. Hiçbiri kalbinizi tam tatmin edemeyecek. Çünkü sizin kalbinizi tam tatmin etmek kısmı Allah Azze ve Celle'ye rezerve edilmiştir. Başka hiç kimse orada yer bulamaz. Sen tüm acizliğinle o kapıyı çaldın. Allah Azze ve Celle'de Buyur kulum dedi. Ama Allah Azze ve Celle sadece bunu dilde mi duymak istiyor? Hayır. Fiilen de görmek istiyor. Allah Azze ve Celle fiilen görmek istiyor ki bu kulum benden başka kapı çalmış olmasın. Eğer seni başkalarının kapısında görürse kendi kapısından da boş döndürüyor. Bakın bu konuştuğumuz konu ne biliyor musunuz? Tevhidin en büyük şartıdır. Nedir o şart? Başkalarının kapısına gitmemek. Başkalarının kapısında yanmamak. Ya Rab, mücrim, günahkar da olsam başkasının ocağından, ayarın ocağından ateş istemedim diyebilmek o kulluğun özüdür ve Allah azze ve celle bunu görmek isteyecektir. İnsan bazen bu manayı musibetle yakalıyor. Musibet geliyor mu? Geliyor. 3-5 kapı çalıyor musun? Çalıyorsun. Hangisi derman oluyor? Hiçbiri derman olamıyor. Diyorsun ki, ha, başka demek ki çalacak kapı yokmuş diyorsun. İşte biz bu manayı musibetle değil, ilimle anlayıp sindirebilirsek Beyin midesinde sindirip kalpteki iman potamızda eritebilirsek Allah da ha bu kulun bu manayı anladı demek ki bu misafir musibeti göndermeme gerek yok diyebilir. Anladın mı olayı? Şimdi Allah bir kulunu seviyorsa bu manayı anlattırmak ister, doğru mu? Anlamanın kaç yolu var? iki yol. Allah azze ve celle manen diyor ki yani ya sen bunu ilimle anla ama akıl ilmemi hayır. ilim dediğim burada. Ya da diyor ki ben sana bu manayı seni sevdiğim için bir misafir musibet göndererek anlatacağım diyor. Musibetler dergahı ı ilahiyeye sevk eden birer kader kamçılarıdır. Allah Allah. Birçoğunuzun çocuğu var burada. Bir yaşında bir çocuk yaramazlık etse, annesi şöyle bir tane tokadı yapıştırsa. O çocuk nereye kaçar? Yine annesine kaçar. Allah Allah. yav karakola git, babana git, dayına git. Yok. Yine annesine kaçar o çocuk. Allah niye musibet gönderiyor anladın mı? Tekrar onun şefkatli sinesine dönelim diye. Peki o çocuk annesine sarılsa çocuk bir lezzet alır mı? Alır. Annesi kaç lezzet alır? bin lezzet alır. Musibetle tokat yiyip bir kul dergah ilahiye sığındığında kul bir lezzet alıyor ya. Allah binlerce kat başka bir kutsi lezzet alıyor. kulun bana sığındı diye. Demek Allah bizi böyle bu manada görmek istediği için nasıl Yusuf'u kuyuya düşürmüş? Bizi de zaman zaman böyle çaresizliğe düşürüyor ki o dergahta, o kapıda Sürekli yara baktına düştüm ya yarab, Ya baktına düştüm ya Rab, diye inleyebilelim diye. Şimdi ben bir zaman düşündüm dedim ki Yunus bin Matta'nın hadisesini biliyorsunuz değil mi? İşte kavminden uzaklaşıyor. Gemiden de atıyorlar. Okyanusun ortasında ona yardım edecek hiçbir sebep yok. Bir yunus balığı alıyor onu midesine koyuyor. Hiçbir sebep var mı ortada yardım edecek? Hiçbir sebep yok. Elini açıyor ne diyor? La ilahe illa ente subhanek inni kuntu min zalimin. Sen süpansın. Ben nefse zulmedenim ya Rab. Bir zaman düşündüm dedim ya ben böyle çaresiz kalsam ben de böyle bir dua eder miydim dedim. Şimdi nefsi arada diyor yani. Ya edilir ya böyle çaresiz kaldığında edilir diyor değil mi? Üstad Hazretleri ne diyor biliyor musunuz lemaların başında? Biz ki bu ahir zamanda Yunus'tan daha çok, Hazreti Eyüp'ten daha çok bu musibetlere boğulmuş haldeyiz diyor. Bak dediği vaziyet sen Yunus'un vaziyetinden daha dehşetli bir vaziyettesin diyor. Çünkü onu balık sıkarken seni nefsin sıkıyor diyor. Daha mı dehşetli vaziyetim? Daha dehşetli. Niye hissedemiyorum? Benim o duayı her saniye etmem lazım biliyor musun? Niye edemiyorum? Bu asır bizi hissizleştirdi. Bizim böyle manevi ameliyatlara girmeye ihtiyacımız var ihtiyacımız. Bir insanın bedenini ameliyat etmek için uyutmak lazım. Ruhunu ameliyat etmek içinse uyandırmak lazım. Bizim bu hakikatlerle her gün, her gün uyanmaya ihtiyacımız var. Anlayacağız ki bizim hali pür melalimiz Yunus bin Meddah'tan daha dehşetli bir vaziyette. Yunus ona zarar verse o bir peygamber dünyası gider. Bizim nefsimiz Yunus balığı gibi bizi yutmuşken zarar verse ne dünyamız kalır ne ahiretimiz kalır. İkisinde de bedbaht hale düşeriz. Anlamıyoruz, anlamıyoruz. Gaflet uykusundayız, anlamıyoruz. Anlamamız lazım ki biz ne istersek Allah verirse biz ne oluruz? Helak oluruz ya. Allah Allah. Bir insanın kendisini Allah kadar tanıma ihtimali var mı? Ya o yaratmış ya bilmez mi ya? Bilmez mi yani? Seni senden iyi bilmez mi? Demek ki seni senden iyi bilen Allah sana ne derecede ne vereceğini çok iyi biliyor. Hiç yaşamadınız mı? Ya ben bunu dua ettim de Allah iyi ki vermemiş bunu ya. Demek ki Allah seni daha iyi biliyor ve seni senden daha çok düşünüyor. Madem bu manayı anladıysak Ya Rab ne verdinse ben ki ona razıyım demek bize düşer. Hekim Hakimden gelir. Hikmet sahibi demektir. Yani doktor ne demek? Hekim ne demek? Hikmetli iş yapan demek. Şimdi mesela ben bir ameliyata girecek olsam, diz ameliyatına gireceğim mesela. Araştırdım, araştırdım bir doktor buldum. Doktor diyor ki ben Mersin'in en iyisiyim. Allah Allah derim ya tamam. Bu adamın dediği dinlenir der miyim? Derim. Başka bir doktor buldum. Doktor diyor ki ben Türkiye'nin en iyisiyim. Allah Allah. Ya buna soru bile sormayın. Bu baksa anlar herhalde. Başka bir doktor diyor ki ben dünyanın bu ameliyatta en iyisiyim. Direkt böyle dizini soyarsın. Ya beni ameliyata al konuşmaya gerek yok. Sen zaten işini bilirsin. Sorgusuz sualsiz oradan teslim olursun. Peki bu işin sonu ne? Böyle hikmetli bir mesele bilme işinin sonu nedir? Hakimi mutlaktır. En hikmetli odur. Madem en hikmetli odur. Demek ne verdinse ben sorgusuz sualsiz ameliyat masana yattım ya Rab demektir. Ameliyat masasında uyanırsan bir böyle yaparsın daha çok neşter yersin. Bir böyle yaparsın seni daha çok vururlar. Kadere razı gelmezsen başını her dakika örse vurmuş olursun. Bakın beyler tevhiddeki en büyük makam, en büyük rıza makamı rıza. Ne demek bu biliyor musun? Ya Rab ne versen razıyım demek. Peki bizim amacımız Allah'ım sen benden razı oldun. Bu iş nasıl oluyor biliyor musunuz? Bir kul başına her gelenden razı olursa işi sonunda Allah Azze ve Celle ona Ey kulum sana ne gönderdim sen razı oldun. Şimdi de ben senden razıyım der. O yüzden bu dersi dinleyen herkes rahat olsun. Allah'a ağlayan herkes gülmüştür. Rahat olun. Subhaneke la ilme lana illa ma entel alimul hakim ve ahiru davana enel rabbil alamin. El Fatiha ma salavat. Ameliyat nasıl geçti? Şimdi ben bu dersten sonra çok hatamı gördüm açıkçası. Allah Allah dedim ya. Benim dedim amacım neymiş dedim ya dua ederken. Bir de bazen böyle insan iştahlı iştahlı dua edemiyor. Niye biliyor musun? Ben bunu istersen bunu bana vereceği lezzet bir dakika. O yüzden edeceğim dua bir dakika. Ama Allah'a kulluğun vereceği lezzet sınırsız. Ona edeceğin dua da sınırsız. Şimdi bu manayı bilmeyen insan dua da edemiyor. Hani bırak yanlış dua etmeyi. Bu işin daha kötüsü var. Hiç çok mu etrafınızda dua edemeyen insan? Böyle namazdan kalktığımızda hemen, pazara yetişir gibi hemen. Ayakkabıları alıp koş, 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 kaç. Niye? Arkada Allah Allah birileri kovalıyor. Sen Allah'ın beytindesin ya. Camidesin ya. Allah Allah. Bu manayı bilmek, dua edebilmek için bile önemli. Bırak yanlış dua etmeyi. Kimin kapısına gideyim? Ya Allah Allah. Bakın bu dersler benim manam, benim alemimdeki en büyük manası ne biliyor musunuz? Her geçen gün kesrette boğulmuş, zulümatlı ve bana vahşet gibi gözüken bu dünya hayatını bir sahibin elinde rahat ol haline getiriyor bana. Her bu dersleri yaptığımızda diyorum ha bu da Allah'ın elindeymiş, bu da, bu da, bu da. Bunu dilde demek kolay, zihinde demek kolay, kalpte demek başka bir olay. Başka bir olay. O yüzden bu derslerden sakın usanmayın. Ne dedik? Bir usta mesela duvar örerken hep aynı işi yapar değil mi? Piriketi koyar harcı vurur, piriketi koyar harcı vurur. Bir adam baksa der ki ya bu hep aynı işi yapıyor. Öyle değil. Duvarı bittiğinde görsen. Bak duvar bittiğinde ne oldu bak? Etrafında görün. O yüzden sakın usanmayın. Sakın. Nasıl ekmek yemek, su içmek bedene usanç vermez. Senin ceset dediğin ne biliyor musun beden dediğin? Ruhun alet çantası ya. Lazım olunca kullanayım diye alet çantası ha bu. Sen alet çantasına bu kadar bakım yaparken, alet çantasının içinde taşıdığı mücevherata bakım yapmazsan sana deli derler deli. Gülerler sana gülerler. Şimdi ben elimde bir kutu taşısam, kutuyu da gümüşten yaptırmışım. İçinde de ne olduğunu bilmiyorum. Ama her gün o kutuyu cilalıyorum. Gören der ki ya bu kutuyu cilalıyorsa gümüşten kutuyor, kutunun içinde en az altın vardır der. Ya sen kutuya bu kadar bakım yapıyorsun ya. Bu kadar bakım yapıyorsun. Demek içinde ne var onun altın hükmünde? Mücevher hükmünde ruh var. İşte ruhun bakımı, gıdası bu dersler. Aman aman aman. Aman. Dünya ters dönecek olsa bana müsaade et. Benim iman dersine yetişmem lazım demek zorundayız. Bakın bu iman temeli oturmadığından birçok insanda İslam temeli oturmuyor. Dışına oturuyor, diline oturuyor, aklına oturuyor. Ama mahalli iman olan kalbine oturmuyor, oturmuyor, oturmuyor. Allah aşkına tekrar tekrar bakalım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 6 yıl Darül Erkam'da bir rivayete göre 40, bir rivayete göre 100 tane sahabe efendimizle ne yaptı 6 yıl ya? Onlara ne anlattı? Neyin ön hazırlığını yaptı? Neyin dersini verdi? Mekke döneminin neden çok zorluklarla geçtiğinin sırrı bile orada yatıyor biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle Resulullah'a o kadar böyle derin bir bakış açısı vermiş ki ne diyoruz ona? Fetanet diyoruz değil mi? Keskin zeka öyle bir fetanet vermiş ki Efendimiz'e ona az bir şey. Efendimiz şunu anlamış. İnsan olamayandan İslam da olmaz. Bakalım insan olabilecek mi? Menfaat geldi çevirdi. Aa bu insan oluyor. Zorluk geldi dayandı. Aa bu insan oluyor. Başka çıkar geldi. Ben Efendimin yolundayım dedi. Sebat etti sadakat oldu. Aa bu insan oluyor. Ne derler biliyor musunuz? İlginç bir betimleme. Aslında İslam'ın beş şartının altıncısı insan olmaktır. Ama insan olmayana o beş şart geçerli olmadığından altıncı şart söylenmemiştir derler. İnsan olmayandan İslam olmaz.